Saygıdeğer izleyenler, Ünyeni'nin tarihi iskelesindeyiz. Olta balıkçılığının Ünye'de gelişmesine katkı sağlanması için Ünye iskelesinin bir nebze daha uzatılması istenmekte ve talep edilmektedir. Bu konuda yanımızda bulunan hemşehrilerimizden Ünye iskelesinin uzatılması yönünde belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'nin yaptığı bir ziyarette kendisine de bu konuyu iletmiş. Ondan önce olta balıkçısı kardeşimizi tanıyalım, sonra da Hilmi Bey'e ne söylediğini kendi ağzından duyalım. Sizi tanıyalım. Adım Özkan Yılmaz. Ya, Hilmi Bey geldi, belediye başkanımız. Biz burada izah ettik, söyledik köprünün uzatılması için. Işıklandırmanın biraz daha aşağılarının iyi olmasını. Siz de projeyi hazırlayın, imza toplayın, biz hallederiz. Kendim yaptırırsam olmaz dedi, laf söz olur dedi. Yani bir şey olur, şahip olur gibi bir şeyler dedi. Hani ben yaptırırım dedi yani. Yani bu konuda... Tabii kendi söyledi. İskeletinin büyütülmesi için. Tabii söyledik. Biraz sonra söyledik. Yeter ki talep gelsin. Evet, aynen. Söyledik. Öyle dedi bize yani kendisi. Siz kaç yıldır... 4 yıldan beri buradayım ben. Emekli oldum, buraya geldim. 4 yıldır buradayım. Balık tutuyorum ama zevkle tutamıyoruz yani. İyice burası artık şey oldu... Kokumda olduğu suyu için aynen. Sığlaştı. Su çekildi bayağı. Biraz daha derinlik. Daha iyi olur. Bizim için de iyi olur yani. Yoksa burada atamıyoruz yani. Peki size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizi de tanıyalım. Evet. Sevgili kardeşim. Ben Kemal Ustaoğlu, Engin Kemal Ustaoğlu. Yıllardan beri burada köprüde balıkçılık yaparım, olta balıkçılığı. Gidebileceğimiz zaten engelli olarak da başka bir yer yok. Fasa limanını tek geçeriz diyor. Fasa köprüsü tek geçeriz diyor. Çünkü oranın 28 derinliği var. Burada 2 metre, en uzun yeri 2 metre anca. İşte biz de Hilmi Bey'e söyledik. O da bize bir proje yaparsanız dedi. İşte köprünün en az bir 100 metre daha uzatılması. Eskiden buraya büyük troller gelirdi. Şimdi yaklaşamıyorlar bile. Çok sığ, aşırı sığ. İşte bizim de sizden talebimiz, sesimiz olun. Siz iletin, yani siz yapın kampanya yapılacaksa biz hepimiz imzamızı atarız. Peki, sizden beklediğim tek bu. Biz de teşekkür ediyoruz. Olta balıkçısı kardeşimiz, sizi de tanıyalım. Merhaba, ben Erdoğan. Karayiğit. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben bu işi 30-35 yıldır buradayız. Şehrimizdeyiz. Şehrinizdesiniz, olta balıkçılığını? Yapıyoruz burada devamlı. Fırsat buldukça tabii ki. Nasıl arkadaşların şikayeti gibi şimdi denizin sığlığından kaynaklanan balık yokluğu sorun mu? O şimdi sorunu yıllardan beri kanayan yaramız. Bir balıkçı kenti olmamıza rağmen. Bir tane balık restoranımız anca var. Yıllar sonra yapıldı. Evet. O da kayık olarak yapıldı. Bir balıkçı kenti olmamıza rağmen bu kanayan yaramızda bir çözüm bulunmadı. Olta balıkçılığını biz yapamıyoruz. Fas'a doğru gitmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki kimsenin bütçesi el vermediği için gidemiyorlar. Gidemiyor. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan eğer kim ilgileniyorsa buraya bir yüzen bir platform mu yahut da uzatılabilir mi? Bir imkan sağlasın arkadaşlara. Ünyemiz için daha güzel olur. Hem ticaret amaçlı daha güzel olur. Olmaz mı sizce? Olur. Biz de ricamız Büyükşehir Belediye Başkanımızdan halk olarak tek kişi değil. İşte insanlar buraya geliyor, olta atmaya yer bulamıyorlar. Kavga oluyor, arada tartışma oluyor. Olduğumuz alan da sıkışık görünüyor. Çok sıkışık. Bir de bu feneri yaptılar. İnsanlar buradan rahat balık tutamıyor. Deniz feneri, üzerimizdeki deniz feneri. Bu fenere de bir yenilik getirilsin. Bir yenilik getirilsin. Burada fenerde bu kadar şey sığ bir yer. Büyük bir gemiden yanaştığını zannetmiyorum zaten buraya. Bir süs amaçlı yapıldı ama insanlar da engelliyor tabii ki. Şimdi buradaki bu yarayan kanıya belediye başkanımız bir çözüm bulabilirse, bu insanlar da memnun ederse biz de çok memnun oluruz. Peki biz size sağlıklı, sıhhatli yaşam diliyoruz. Hepimize inşallah. Teşekkür. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi de tanıyalım. Dursun Dönmez. Dursun Bey, olta balıkçıları Ünye'de olta balıkçılığı gelişsin, yaygınlaşsın. Büyük çoğunluk buradan yararlansın, iskelenin büyütülmesi sonrası diyorlar. Siz ne söylersiniz buradan yetkililere? Elbette ki iskelemizin büyütülmesi bir kere büyük sorun. Bunun yanı sıra
zannediyorum belediyemizin bu imkanları var mı bilmiyorum. Bir kanal kazıcı, denizde kanal kazıcı şeylerimiz var, romorkörlerimiz var bizim. Böyle bir romorkörle buraları derinleştirse de bize bir faydası olur. Ama sadece burası değil. Bizim sahilimizde çok güzel yerlerimiz var. Mesela Feneraltı'mız var. Oraya güzel bir yer yapabilir. Çok basit, çok ucuza mal olacak, daha güzel yerler yapılabilir. Biz emekli insanlarız. Bir başka bir işimiz de yok. Ne yapalım şimdi bu saatten sonra? Sayın Başkan'dan isteyeceğimiz, gerek Ünye İskilesi, gerekse sahilimizde herhangi bir yere, çok uzun olmasına, 50 metre, 100 metre olmasına gerek yok. 15-20 metrelik bazı yerlerimiz var. Yetecek kadar da güzel yerlerimiz var. Mesela adamız var. Turizm amaçlı da olabilir. Turizm amaçlı olabilir. Hatta oralarda güzel çay bahçeleri kurulabilir. Yani Fatsa İskelesi'ne gidiyoruz. Çayı var, simiti var, suyu var, her şeyi var. Oturduğun zaman, balık tutmaya başladığın zaman herkes orada bir şeyde faydalanıyor. Ama biz burada mahrumiyet bölgesinde yaşıyoruz. Dünyanın en güzel şehrinde mahrumiyet bölgesi yaşıyoruz. Ünye'miz Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Sahil 40 kilometrenin üzerinde 50 kilometreye yakın sahilimiz var. Buna rağmen hiçbir şeyimiz yok. Denizden zerrece faydalanamıyoruz. Kesinlikle faydalanamıyoruz. Yani bunun mutlaka bir çözümü olmalı. Belediyemiz sosyal belediyelik anlayışıyla bize mutlaka bir yardım etmeli. Veyahut da bu insanlara mutlaka bir şöyle bir heveslendirmeli. Yani ya belediyemizin bu kadar imkanları her zaman olur. Burası koskocaman Büyükşehir Ordu Belediyesi. Evet. İnşallah sizin vasıtanızla, sizin bu bize mikrofon uzatmanızla bunlar da gündeme gelir. Sayın Başkanımızdan ricamızdır, özellikle ricamızdır. Bize bir yardımcı olursa kendisine müteşekkir oluruz. Diyeceklerim bu kadar. Ünye.